Merhaba, iyi akşamlar. İçer gündemindesiniz. Mersin'de ve Türkiye'de ve yakın çevresinde Mersin'in neler yaşandı bakalım efendim. Türkiye gündemiyle başlayalım. Hepimizi ilgilendiren konulara değindi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Akşener gruplarda yapmış oldukları toplantılarda, konuşmalarda. Sayın Cumhurbaşkanı grupta yapmış olduğu, parti grubunda yapmış olduğu konuşmasında şimdilerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen EYT'ye değindi. Asgari ücrete değindi ki asgari ücret görüşmelerinin yarın sonuçlanması bekleniyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı devreye girdi. Bakanımla görüşeceğim. Asgari ücreti yarın, yani önümüzdeki Perşembe günü, yani yarın açıklanabileceğini ima etti Sayın Cumhurbaşkanı ve çok büyük ihtimalle asgari ücret yarın açıklanacak gibi gözüküyor. Tabii EYT meclise sunulmadı ve sunulacak gibi de gözükmüyor. Çünkü AK Parti milletvekilleri teklif verdiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecek ve EYT'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması da Ocak ayına kaldı. Tabii buna CHP de tepki gösterdi efendim. Şimdi ilk önce bir bakalım Sayın Cumhurbaşkanı meclisteki grup toplantısında neler söyledi. Sonrasında Sayın Akşener'e geçeceğiz. Sevgili kardeşlerim, yüksek enflasyonun ve hayat pahalılığının maliyet artışları dışındaki fırsatçılığa ve psikolojik sahiplere dayalı sebeplerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların açgözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. Artık hep birlikte önceliği milletçe ortak geleceğimize vermek mecburiyetindeyiz. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önünde enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir engel kalmamıştır. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepe taklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız. Değerli kardeşlerim, Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'ü diğer sevinçler yanında hayat pahalılığı belasından kurtuluşumuzun da dönüm noktası haline getirelim istiyoruz. Bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak ülkemizi dünyada hak ettiği seviyeye çıkarmanın eşiğine geldi. Daha Bismillah demeden altı kafadan altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kimsenin kimseye itimadının olmadığı, kavganın, gürültünün, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez. Geçtiğimiz hafta hakimlere hakaret iddiasıyla, yani siyasi duruşuyla değil, bireysel eylemi sebebiyle ceza alan bir şahıs, bu konuda sergilenen tuhaf tavırlar bile tek başına masa efradının perişanlığını göstermeye yeterlidir. Yasak kararını akıl almaz bir sevinçle kucaklaşarak, çak yaparak, bayram havasıyla kutlayanları mı ararsınız? Bu konuda yapılan mitingi sosyal medyadan duyduğunu söyleyen genel başkanlar mı ararsınız? Daha bitmemiş bir yargı kararı üzerinden siyasi mühendislik hesapları yapanlar mı ararsınız? Yine hakimlere hakaret gibi bireysel bir suçla ilgili yargılamayı ülkemizin siyasetini yönlendirmek için kullanan yabancılar mı ararsınız? Maşallah, tekmili birden ortaya döküldü. CHP'nin başındaki zat
birbirlerinin neredeyse gözünü oyma derecesine gelen şahısla ilgili dün çıkmış, ne diyor? Biz baba oğul gibiyiz. Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden Bay Kemal oğluna sahip çık. Sayın Cumhurbaşkanı az önce de söylediğim gibi asgari ücret konusuna da değindi bugün. Tabii asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısında bir karara varamamıştı. Bu toplantı sonrasında Türk İş'ten açıklama gelmişti ve Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yapmış olduğu açıklamada bizim teklifimiz 9.000 demişti. 7.785 TL evet telaffuz ettik ama bu rakam açlık sınırı rakamıdır. Bu rakamın altında bir görüşme asla olamaz demiştik. Bizim resmi rakamımız 9.000'dir. 9.000'in altında bir rakamla karşımıza gelirlerse masaya oturmayız açıklamasını yapmıştı. Tabii Sayın Atalay'ın bu açıklaması sonrasında işverenlerden herhangi bir açıklama gelmedi. Sayın Bakan Bilgin de yapmış olduğu açıklamada hem ücret veren kişilerin yani işverenlerin ödeyebileceği bir rakam hem de işçi kesimini memnun edecek bir rakam üzerinde çalışmalarımız sürüyor açıklamasını yapmıştı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bu konuya el attı. Çok büyük ihtimalle yarın olmasa bile en geç cuma günü bu konunun tamamlanacağı ve asgari ücretin açıklanacağı tahmin ediliyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? AK Parti'ye yakın kaynaklar bundan bir hafta öncesinde de açıklamışlardı. 8.000 en az, en fazla da 8.500 olur demişlerdi. Yaşanan bu son süreç sonrasında asgari ücretin de yine 8.000 ile 8.500 rakamları arasında olacağı ama çok büyük ihtimalle 8.250 TL olabileceği konuşuluyor. Hükümete yakın kaynaklar bu konuda ısrarcılar. Değerli seyirciler, 8.000'den aşağı asgari ücret olmayacak. 8.500 en üst rakam diyorlar. Tabii bu durumda Türk İş'in tavrı nasıl olacak? Bu da merakla bekleniyor. Ayrıca işverenlerin tavrı nasıl olacak? Bu da merakla bekleniyor. Her şey aslında bu gece Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı çalışmayla, özellikle de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le yapacağı toplantı ve çalışmayla netlik kazanacak efendim diyelim. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün İYİ Parti'nin de grup toplantısı vardı ve İYİ Parti grup toplantısında da Genel Başkan Meral Akşener konuştu. Meral Akşener, Hazine Bakanı Sayın Nebati'ye yüklendi. Biliyorsunuz son olarak Türkiye'nin en yakıcı meselelerinden biri olan EYT'li kardeşlerimizin durumuna ilişkin sorulan bir soruya EYT mi diye cevap veren Nebati Bakan birbirinden ciddiyetsiz açıklamalarına geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledi. Çıktı hiç utanmadan, zerre sıkılmadan bu milletin gözünün içine baka baka asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir dedi. Yanlış duymadınız. Hak, bir haktan bahsediyoruz. Hak. Hukuk bile değil, hak. Ve o hak için fakir fukaraya, ya lütuf ya adamın kafasında vermek bereket getirir. Aynen böyle dedi. Bu ne cürettir, bu ne utanmazlıktır, bu ne saygısızlıktır. Hayırdır Sayın Bakan? Hayırdır Sayın Bakan? Sadaka mı dağıtıyorsunuz? Lütufta mı bulunuyorsunuz? Kendinize gelin. Siz babanızın değil, milletin hazinesinin başında duruyorsunuz. Aile şirketinizde sosyal sorumluluk projesi yürütmüyorsunuz. Devlet yönetiyorsunuz, devlet. Yandaşlarınıza peşkeş çektiğiniz, bay krize feda ettiğiniz ve batmaya mahkum ettiğiniz o hazinede kaç yetimin hakkı var biliyor musunuz? Paramızı pul ettiniz, yetmedi. Gücümüzü hiç ettiniz, yetmedi. İtibarımızı ağızlara sakız ettiniz,
yine yetmedi. Şimdi de milletimizle dalga geçmeye mi başladınız? Eğer fındık kadar aklınız, incir çekirdeği kadar vicdanınız varsa, ki olduğunu zannetmiyorum, söylediklerime iyi kulak verin. Bu ülke sahipsiz değildir. Bu ülkenin sahibi aziz ve cefakar Türk milletidir. O yüzden haddinizi bilin. Cıvık cıvık açıklamalar yapıp bu milletin haysiyetiyle oynamayın. Vatandaşın sabrını da giderek daha fazla zorlamayın. Ama madem hazineye bereket gelsin istiyorsunuz, o zaman size bu kürsüden hatırlatmak istiyorum. Yalanın olduğu yerde bereket olmaz. Hırsızlığın olduğu yerde bereket olmaz. Haksızlığın olduğu yerde bereket olmaz. Yolsuzluğun olduğu yerde bereket olmaz. Ahlaksızlığın olduğu yerde bereket olmaz. 6 yaşındaki çocukların evlendirildiği yerde bereket olmaz. Ez cümle, sizin ayağınızı bastığınız hiçbir yerde bereket olmaz. Ot bitmez, ot bitmez. Efendim, siyasette dil giderek sertleşiyor ve seçimler yaklaştıkça da siyasi parti liderlerinin ve siyaset arenasında sıklıkla görülen kişilerin çeşitli konulardaki açıklamaları da giderek sertleşiyor diyelim. Ve Mersin'e gelelim efendim. Kasım ayında Mersin'de Narenciye Festivali düzenlendi. Narenciye Festivali pandemi döneminde yapılamadı. Ve sonrasında 8. kez Narenciye Festivali gerçekleştirildi. İşte bugün ticaret borsasında, ki ticaret borsası Narenciye Festivali'ni düzenleyen komitenin yürütücülüğünü üstleniyordu. Ve ticaret borsasının başkanı da Abdullah Özdemir de bu komitenin başkanlığını gerçekleştiriyordu. Ticaret borsasında bugün Narenciye Festivali'nin sonuç toplantısı yapıldı. Toplantıya Sayın Vali Pehlivan ve diğer protokol üyeleriyle kalabalık bir basın mensubu katıldı. Bu yıl Mersin'de 12-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 8. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali için kapanış toplantısı yapıldı. Festivalle ilgili bilgilerin verildiği Mersin Ticaret Borsası'ndaki toplantıya Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Festival Yürütme Kurulu Başkanı ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir'le organizasyona destek veren kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Mersin Valisi Pehlivan, festivale katkı koyan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Biz tabii ki üst komite olarak belli kararlar aldık ama bunların icra edilmesi önemliydi. Size ve bu konuda çalışan alanda ki bütün emeği ortaya koyan herkese, burada bulunan paydaşlarımız adına ve şahsım adına, ilimiz adına, valimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. 2 yıldır yapılamayan bir festivaldi. Malum şartlardan, pandemi şartlarından dolayı benim için de ilk dahil olduğum Narenciye Festivali oldu. Hemen hemen bütün standları gezdik. Güzel bir enerjisi vardı. Hem katılımcıların, vatandaşlarımızın, hem orada stand açan gerek kurum kuruluşlar, gerek diğer işletmelerin, iştirakçıların standları güzel bir enerji oluşturmuştu. Ve hakikaten yüz binlerle ifade edebileceğimiz bir katılım gerçekleşti. Bu bir yolculuktur. Yola çıkılır ve her geçen sene üzerine katmak suretiyle yenilikler veya kapsamı genişletmek, yenilikler katarak kapsamı da genişletmek suretiyle daha iyi noktalara gider. 2 yıllık aradan sonra yeniden bir başlangıç yapmak önemliydi. Şimdi nihai değerlendirmesini yapıyoruz. Ve burada şunu ben görüyorum. Bu yıl bu kadar sürede bunu yaptıysak, önümüzdeki yıl çok daha kapsamlı, uluslararası boyutunun biraz daha
öne çıktığı, bu sene belki yetiştiremediğimiz taraflarının tamamlanıp, eksikliklerinin tamamlanıp önümüzdeki yıl uluslararası anlamda biraz daha ses getirecek bir boyuta kazandırabileceğimizi ben düşünüyorum. Mersin Ticaret Borsası Başkanı ve Festival İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir ise toplantıda festivalle ilgili genel değerlendirmeler yaptı. Gelecek yıl yapacak festivalin tarihi mümkün olduğunca erkenden belirleyerek turizm sektörüne bu konuda yardımcı olabiliriz. Bu konuda ayrıca bize en çok sorulardan birisi süslemelerde kullanılan meyveleri daha sonra ne yapacağız? Sorunuza cevaplamak istiyorum. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi çok kontrollü bir şekilde halkımıza dağıttık. Tabii ki %5-10 bir fire oluyor, çürüyor. Ama geri kalanı o süslemeyi yapan kadınlar nasıl onları itinayla oraya geliştirildiği süsleme yaptıysa yine itinayla ne meyveye ne de figürlerine zarar vermeden alıyorlar. İhtiyaç sahiplerinde alanda dağıtılıyor. Bu yüzden benim en çok önemsediğim konulardan bir tanesi bu festivalde yabancı ülkelerden gelen konuklar, folklor oynayan genç kızlar, genç erkeklerdi. Fakat bu sezon biz çok geç karar verdiğimizden hem zaman darlığından hem vize sorunlarından hem bütçedeki belirsizliklerden dolayı yabancı grup çağırmamaya karar verdik. Çünkü yabancı grupların maliyeti 1,5-2 milyon arasında değişiyor. Aslında emeğe geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Kazasız, belasız ve yağmursuz bir festivalde buluşmak dileğiyle 2023 yılında görüşmek üzere diyor. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Narenciye deyince de Mersin'de ve tüm Türkiye'de akla ilk önce tabii ki limon geliyor. Ve Türkiye'nin limon ihtiyacının önemli bir kısmı, yarıdan fazlası Mersin'de ve özellikle de Mersin'in Erdemli ilçesinden karşılanıyor efendim. İşte Mersin Valisi Sayın Pehlivan'ın da katılımıyla limon hasat sezonu, yataklık limon hasat sezonu özellikle Mersin'de başladı. Çok güzel valim, sen bu işi biliyorsun maşallah. Marifet ama bir tane değil, sayın valim. Maşallah. Türkiye'de 800 bin ton limon üretiminin yapıldığı Mersin'de hasat dönemine başlandı. Hayırlı ve bereketli olsun. Sağ ol. Lamas limonumuzun hasadını yapıyoruz çiftçilerimize, üreticilerimize. Limonun başkenti olarak bilinen Erdemli ilçesinde Mersin valisi Ali Hamza Pehlivan da eline makası alarak hasada katılıp küfe taşıyarak yoğun hasat dönemini başlattı. Çok güzel valim, sen bu işi biliyorsun maşallah. Sayın valim, marifet ama bir tane değil, sayın valim. Maşallah, lamas limonumuz da harika yani. Yeşiyim hatırladım sayın valim. Lamas limonu. Ülkedeki limon üretiminin %55'inin, lamas cinsinin ise %65'inin yapıldığı Erdemli'de bu sene ortalama 800 bin ton ürün bekleniyor. Çiftçilerimizle birlikte lamas limonunun hasadını gerçekleştirdik. Malumunuz Mersin ilimiz Narenciye'nin başkenti. Erdemli ilçemizde limonun başkenti. Özellikle de lamas limonu, limon türleri içerisinde gerçekten kalitesiyle ön plana çıkan bir ürün ve bu ürün Erdemli ilçemizde ezelden beri yetişiyor. Buraya gelip çiftçilerimizle bu ortamı paylaşmak istedik ve bu hasat sezonunda, ki başlangıcı da sayabiliriz, dünya üzerinde üretilen narenciyenin 5 ila 5,5 milyon tonu ülkemizde yetişiyor. Ülkemizde yetişen narenciyenin %25'i de Mersin ilimizde yetişiyor. Efendim Mersin'le devam edelim. Mersin'de şehitler adına okullara kütüphaneler açılıyor. Ve bu kütüphanelere şehit aileleri katkı veriyor. Kütüphanelere şehitlerin ismi veriliyor. Mersin'deki kütüphanelerden biri daha şehidin adıyla açıldı. Allah, bismillah.
3 Aralık 2021 tarihinde Tunceli Ovacık kırsalında Eren Kış, 6 Mercan Dağları operasyonunda bir grup teröristle sağlanan temasta 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, Mersinli Erdemlili Jandarma Assubay Üsçavuş Celil Mutlu şehit olmuştu. Şehit Mutlu'nun isminin yaşatılması için Erdemli Anadolu Lisesi'nde hazırlanan kütüphaneye ismi verildi. Kütüphanenin açılışına Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin babası Ali ve annesi Emine ve eşi Melike ile 7 aylık oğlu Celil Ayaz Alp Mutlu da katıldı. Konuşmaların ardından Vali Pehlivan kucağına şehidin hiç görmediği ismini taşıyan Celil bebeği alarak aile üyeleriyle birlikte kurdelayı keserek kütüphanenin açılışını yaptı. Allah bismillah. 4500 adet kitabı bulunan kütüphaneyi gezen Vali Pehlivan, şehit ailesi adına 500 adet kitap bağışında bulunarak okul idarecilerine teslim etti. Aziz şehidimizin annesi Emine annemiz, babası Ali babamız, eşi Melike kardeşimiz ve biricik yavrusu babasının da ismini taşıyan Celil bebeğimizle beraber ve sizlerin iştirakiyle burada bulunan şehit ailelerimiz, gazilerimizle beraber açılışı gerçekleştireceğiz. Bu kütüphanede Celil Mutlu kardeşimizin ismini vermek suretiyle buradan faydalanacak gençlerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz şehidimizi her daim yad edecekler. Bitecik yerine evladını koydu. Asker olacak inşallah. Bunu da duysunlar. Kaldığı yerden devam edecek. Babasının intikamını doya doya alacak. Biz görmezsek burada kalanlar da görsün inşallah. Aslanlar gibi yetişecek benim çocuğum. Aslanlar gibi. Babasının yüreği var onda. Allah bismillah. Efendim Hatay'da Rehan ilçesinde sınır güvenliğini sağlayan jandarma bir DEAŞ'lı teröristin sınırdan geçeceği istihbaratını aldı. Pusu kurdu ve pusuyla kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışırken Hatay sınırında yakalandı. DEAŞ'lı teröristin Suriye'den Hatay sınır hattından Türkiye'ye geçeceği istihbaratı alınması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. DEAŞ'lı terörist için ortak operasyon gerçekleştirildi. DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye sızmak üzereyken operasyonla Mehmetçik tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan kişinin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi. DEAŞ'lı terörist Rehanlı'da yapılan sorgusunun ardından Hatay Adliyesi'ne sevk edildi. Karaman'da son günlerde bazı kadınlar yolda yalnız tek başlarına yürürlerken saldırıya uğradıkları şikayetinde bulundular. Ve emniyet birimleri yapmış olduğu çalışmada 7'den fazla kadının saldırıya uğradığını, özellikle hava karardıktan sonra ve sabah erken saatlerde yüzü kapalı, yüzü görünmeyen bir kişinin elinde bir sopayla kadınlara saldırarak, kafalarına vurarak, onları etkisiz hale getirerek sonrasında aracıyla kaçtığını belirledi. Ve plakadan, o kişinin görüntülerinden yola çıkıldı ve bu kişinin bir fabrikada çalışan işçi olduğu belirlendi ve o kişi yakalandı. Karaman'da sokakta yalnız gördüğü kadınların başına odunla vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. Karaman Merkez ve Ağılönü köyünde son 3 ay içerisinde özellikle akşam ve sabah erken saatlerde yüzü kapalı bir kişi tarafından başlarına sert bir cisimle vurularak yaralanan kadın sayısının artması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ve jandarma ekipleri saldırıya uğrayan kadınların o sırada sokakta yalnız olduklarını ve başlarına odunla vurarak yaralandıklarını belirledi.
Saldırıların gerçekleştiği bölgelerdeki yaklaşık 2000 dakikalık güvenlik kameraları görüntüleri toplanarak tek tek incelendi. Görüntülerde 3'ü Ağaloni köyünde olmak üzere 7'ye yakın kadına aynı kişinin saldırdığı belirlendi. Araştırmasını derinleştiren polis ekipleri saldırganın kent merkezinde oturan 33 yaşındaki bir işçi olduğunu saptayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. AT'nin uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. İnşası devam eden 12 katlı bir binada dışarıdaki iskeleyi söken bir işçi 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. İnşaat halindeki apartmandan iskeleyi toplamaya gelen 32 yaşındaki işçi dengesini kaybederek 8. kattan düşüp hayatını kaybetti. Olay Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşandı. İnşaatı devam eden 12 katlı binanın 8. katında iskeleyi toplayan Saadettin Dursun bir anda dengesini kaybederek düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri Dursun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından işçi Saadettin Dursun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Toroslar'da dağ gezisine çıkan turistler dolaştıktan sonra geri dönüş yolunu bulamadılar ve mahsur kaldılar. Sonrasında uygun bir yerden telefonla ulaştıkları jandarma helikopterle yardımlarına koştu. Antalya'nın Kemer ilçesinde çıktıkları doğa yürüyüşünde mahsur kalan 4 Rus uyruklu turist helikopterle kurtarıldı. Kemer Beldibi mahallesinde doğa yürüyüşü için dağlık araziye çıkan 3'ü erkek 1'i kadın Rus uyruklu 4 kişi dönüş yolunu bulamayınca yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Komutanlığı JAK timi Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Turistlerin bulunduğu yerden karadan tahliyenin yapılamaması üzerine helikopterle kurtarma için destek istendi. Aydın Filo Komutanlığı'ndan gelen helikopterle 4 turist alınarak Kemer'e getirildi. Rus turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Meteoroloji uyarmıştı Sarıkodla. Bu illerden biri de Adana'ydı. Mersin'in yüksek kesimlerinde de şu sıralarda kar yağışı var. Adana'da kar yağışı sabah erken saatlerden başladı ve Tufanbeyli başta olmak üzere yüksek kesimlerdeki Adana'nın ilçelerinde kar yağışı hala devam ediyor ve bu ilçelerde okullar da tatil edildi. Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Adana'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı. Adana'nın 1200 akımlı Tufanbeyli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçede görsel şölen oluşturdu. Beyaza bürünen ağaçlar, sokaklar, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla kar sevincini ilçe sakinleri paylaştı. Öte yandan Adana'nın Saimbeyli, Feke, Aladağ ve Kozan göller yaylasında da yoğun kar yağışı devam ediyor. Ekipler sürücüleri dikkatli olmaları ve kar lastiği ile zincir bulundurmaları konusunda uyardı. Programımıza spor haberleriyle devam ediyoruz. Spordaki gelişmeleri Mehmet Uysal bildirecek. Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan Arslanköy'ün işgalden kurtarılışının 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Yastık altı altınları güvence altına alarak finansal sisteme kazandırılması amacıyla altın tasarruf ekosistemi projesi başladı. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarıyla savaş devam ederken Mersin'de yaşayan Ukraynalılar ve Ruslar bir araya gelerek el ele verip tüm dünyaya bu savaşı durdurun çağrısı yaptı. Mersin ve Adana'nın Şubat ayı enflasyonu %54,44 olan Türkiye geneli enflasyonu aşarak %56,67 düzeyine ulaştı.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ihracatı durma noktasına gelen domatesin kilosu 25 liradan 4 liraya düştü. Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucunda 15 işçi yaralandı. Mersin'de yaşayan Serap ve Mehmet Tok çiftinin çocuğu SMA tip 1 hastası Yağmur Deniz hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde koronavirüse yakalanan 49 yaşındaki hemşire Fatma Topkurt hayatını kaybetti. Sağlık çalışanı kadınlar şiddetin son bulmasını istedi. Adana'da sağlık çalışanı kadınlar 8 Mart'ı görevlerinin başında karşıladı. Mersin Kent Konseyi Kadın ve Siyaset Komisyonu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapmış olduğu basın açıklamasında eşit temsil ve şiddetsiz bir hayat için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz mesajı verdi. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Mersin Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve avukatların katılımıyla Mersin Adliyesi Baro Odası'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, ülkemizde ve dünyada kadınların istihdam, eğitim ve siyasi temsil gibi birçok sosyal ve ekonomik alanda eşitsizliğe ve ayrımcılığa uğradığına ve kadına şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapmış olduğu telefon görüşmesinde karara bağlanan ayçiçek yağı sevkiyatının tarihi netleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6099 ton ayçiçek yağını taşıyan geminin 15 Mart'ta Türkiye'de olacağını açıkladı. Mersin'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Mersin'in Toroslar Belediyesi'nce 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için anma töreni düzenlendi. Akdeniz ilçe sınırları içerisinde yer alan bir zincir marketin deposunda yapılan denetimde satışa hazır halde stoklanmış 48 ton toz şeker ele geçirildi. İlgili market hakkında stokçuluk ve haksız kazançtan dolayı tutanak tutuldu. Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart tarihinde çıkış yapan 6099 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli gemi Mersin'e ulaştı. Mersin'de 3 şehit ailesi ve 8 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı Mersin valisi Ali İhsan Su tarafından verildi. Mersin'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Mersin Şehitliği'nde tören düzenlendi. Mersin'in Erdemli ilçesinde Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve şehitleri anma gün etkinlikleri kapsamında Fener Alayı düzenlendi. Ayçiçek yağının ardından şeker fiyatlarındaki yükseliş stokçuların iştahını kabarttı. Geçen hafta özel fabrikalarda 600 lira olan torba şekerin fiyatı 800 liraya kadar yükseldi. Şekere %31 zam geldi. Türk Şeker kilogram fiyatı KDV dahil 5,96 TL'den sattığı şekerin fiyatını 7,80 TL'ye yükseltti. Akdeniz Belediyesi ile Hayvan Hakları Federasyonu Haytap önderliğinde Mersin Millet Bahçesi sahil etabında sokak hayvanları kısırlaştırma kliniği açılacak. Hayvan hakları konusunda toplumsal farkındalık yaratmak adına projeler hazırlayan Akdeniz Belediyesi, sokak hayvanları kısırlaştırma kliniği için çalışmalara başladı. Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp 23 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra hayatını kaybetti. Spor gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Basketbolla başlayacağız. Kadınlar Euroleague'de bu akşam Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol sahneye alacak. Belçika'da McHellen'le karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz 7. maçında 4. galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.
Kadınlar Euroleague'de mücadele eden Mersin temsilcimiz Çukurova Basketbol 7. maçında Belçika'da McHale'nin konuğu oluyor. Tabii ilk periyotta 25 sayı, ikinci periyotta ise 12 sayıda kalmıştık. Bu arada reboundu aldık ama bir top kaybıyla başlıyoruz ikinci araya. Koç. Çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Çukurova gruptaki 4. galibiyetini arıyor. Çukurova Basketbol grupta daha önce deplasmanda 3 maça çıkarken bu maçlardan Landes maçını kazandı. Avenida ve Familia maçlarını ise kaybetmişti. Chelsea Gray'den yine iğne dilinden koç. Rakip McHale'se çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken aldığı tek galibiyeti evinde Girona'ya karşı aldı. Evinde oynadığı diğer 2 maçı ise kaybetti. McHale Çukurova basketbol karşılaşması 22 Aralık Perşembe günü saat 22.30'da Belçika'da oynanacak. 3, 2, 1 ve maç bitiyor. Evet, Çukurova basketbol 6. hafta karşılaşmasında İspanya ekibi Girona'yı 64-50 mağlup ediyor koç. Evet, temsilcimize yarınki karşılaşmada başarılar diliyoruz. Tabii bu maç sonrasında Euroleague'de de bir devre arası söz konusu. Bir haftalık aranın ardından ikinci yarılar başlayacak ve ikinci yarının ilk maçında da İspanyol temsilcisi Avenida'yı Mersin'de Servet Tazegül'de konuk edeceğiz diyelim. Tabii iç saha maçlarını Çukurova Basketbol'un İçer TV ve Sun TV ekranlarından da canlı olarak yayınlandığını hatırlatmış olalım. Şimdi futbol diyeceğiz. İkinci ligde çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Temsilcimiz Tarsus İdman Yurdu'yla ilgili. Aslında işin içeriğinde Tarsus yok ama sanki bir şekilde çekilmeye çalışılıyor gibi. Dün özellikle kamuoyunda, sosyal medyada gündeme gelmişti. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ligin ilk yarısının son maçında, Tarsus'taki maçta Tarsus İdman Yurdu ile İnegöl Spor 1-1 berabere kalmıştı. Tabii ne olduysa bu maçtan sonra oldu. İşte İnegöl Spor sosyal medya hesabından resmi bir açıklama yaptı. Ortalık karıştı. İkincilik beyaz grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ilk yarıyı 20 puanla düşme hattında kapatırken, geçtiğimiz hafta sonu evinde oynadığı İnegöl Spor maçı sonrası gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. İnegöl Spor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki sporcusuyla ilgili şike yaptıklarına dair tespitte bulundukları ve iki sporcunun kulüple ilişiğinin kesildiğini duyurdu. Bu gelişmeler sonrası sosyal medya üzerinden şike ile ilgili Tarsus İdman Yurdu ismi de geçmeye başladı. Konuyu önce sosyal medyada gündeme taşıyan İçel TV Sun TV Spor Spikeri Mehmet Uysal bir anda dikkatleri üzerine çekti. Kulüp yönetimiyle görüşen Mehmet Uysal gerekli bilgileri kulübe iletti. Tarsus İdman Yurdu kulübü ise kulübün sosyal medya hesabından taraftarı rahatlatacak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Tarsus İdman Yurdumuzun adının şikeye karıştığı konuşulmakta olup, 100 yıllık şanlı tarihi olan Tarsus İdman Yurdu takımımızın bu tip olaylarla ilgisi olmayıp, İnegöl Spor takımının yapmış olduğu kamuoyu bildirisinde, Tarsus İdman Yurdu müsabakası öncesinde olayların olduğu belirtilmekle birlikte, şanlı Tarsus İdman Yurdu takımımızın bu olayla ilgili hiçbir ilgisinin olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla ifadelerine yer verildi. Gerçekten çok enteresan, çok ilginç bir durum. Daha vahim, daha ilginç bir durum ise bu açıklamalardan sonra o şikeyle suçlanan iki futbolcu, yani o İnegöl Spor'un iki futbolcusu, ki biri kaleci, biri futbolcu, ikisi de kendi sosyal medya hesaplarından kulübüyle ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladılar. İşin boyutu çok farklı yerlere doğru gidiyor gibi umuyoruz. Yani kendi kulüplerimize, yani Tarsus İdman Yurdu'na yansıyan bir durum olmasın. Zaten kulüp de buna değindi. En azından şimdilik taraftarın yüreğine biraz da olsun su serpmiş oldu. Şimdi Göztepe Altay maçını hepimiz hatırlıyoruz. Bu ekranlarda da o haberin detaylarını sizlere en ince ayrıntısına kadar getirmiştik, izlettirmiştik. Tabii Türkiye'de futbol çok farklı bir noktada. Hepimiz futbolu çok seviyoruz ama sevdiğimiz kadar da doğru sevemiyoruz. Zaten olan da hep bundan kaynaklanıyor. Ekonomik şartlarda vesaireydi, her şeyi üst üste koyduğumuzda futbolu bir noktada rahatlama aracı olarak görüyoruz ve o tribünlerde ya da televizyonu başında
spor severler, o izleyiciler kendini kaybedebiliyor. İşte o Göztepe Altay maçı henüz daha soğumamışken bu kez de bu hafta sonu, hani geçtiğimiz hafta sonu 2. ligdeki Batman Petrolspor'la Şanlıurfa Belediyespor arasında oynanan bir karşılaşmada yine yeşil saha karıştı. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta 18. hafta mücadelesinde Batman Petrolspor sahasında Şanlıurfa Spor'u konuk etti. Batman Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 61. dakikasındaysa tribün karıştı, olaylar yaşandı. Polis kalkan eşliğinde saha içerisinde önlem alırken taraftarlar sahaya koltuk, maytap, meşale ve su şişesi fırlattı. Karşılaşmanın hakemi Safa Yılmaz 61. dakikada olaylar nedeniyle maçı tatil etti. Polisle gruplar arasında gerginlik çıkarken İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı maçta taraftarlar gaz bombası atılarak dağıtıldı. Yani dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. Bir zaman sonra yine aynı şeyleri konuşacağız. Yine aynı. Ne zamana kadar? Yani gerçekten federasyonun işi de zor tabii ki. Kendi pencerelerinden baktıklarında yani her şeyi cezalandırarak da çözüm üretemiyorsunuz ama bunun da bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor. 62-22 sporda şiddet yasası var. Uygulanıyor mu bunu bilmiyoruz. Bazen işte tribünlerde görüyoruz. Karakola gidip o maç öncesi imza atanları görüyoruz. Ceza almışlar ama böyle ceza olmaması gerekiyor. Yaptırım biraz daha ağırlaştırılmalı ki emsal olsun. İşte o Beşiktaş maçında, Ankara Gücü maçında yaşanan ya da Trabzon Antalya maçlarında verilemeyen cezaların Göztepe Altay maçında nelere vesile olduğunu kötü anlamda görmüştük. İşte oralarda da Göztepe kalecisine saldıran taraftarı hatırlıyorsunuz. Köşe bayrağının o direğiyle, o sopasıyla kafasına vurmuştu. O kaleci de açıklama yapmış. Olaylar büyümesin diye affettim demiş. Yani affedebilirsiniz. Affetmek büyüklüktür. İnsanlığın şanında vardır. Ama işte TFF kendi nezdinde yaptırımları biraz da ağırlaştırırsa kulüpler olarak ya da işte o 62-22 yasaları tribünde bu tarz şiddete meyilli olanlara uygulayabilirsek bunların önüne geçebiliriz. Oralarda işte o Göztepe Altay maçında yapamadıklarımız sonrası Batman Şanlıurfa maçında yaşananlar ortaya çıktı. Allah korusun kimseye neyse ki bir şey olmamış ama olabilirdi. Sonrasında olmayacağının da garantisi yok. Ceza vermediğinizde ne de olsa yaptırımı yok deniliyor. İşte o stadyumlarda kaç kişiyi gözaltına aldılar o Göztepe maçında, Altay maçında. Stat amirine kadar, oradaki çalışanlara kadar 30, 40, 50 hep rakam verdik bu ekranlarda sizlere haber bültenlerimizde. Peki ne oldu? Yani o maytaplar, o patlayıcı maddeler nasıl giriyor içeriye? Ki bir su şişesinin kapağı bile içeriye girilirken alınmıyor. Ya da işte kola aldınız, işte bir içecek aldınız, onun kapağını çıkartıp öyle sokuyorlar. Cebinizdeki metal paralara kadar, metal eşyalara kadar hepsini kapının girişinde el koyuyorlar. Böyle bir kontrollü şekilde alınırken o maytaplar ya da o şiddet içeren şeyler nasıl giriyor? İşte bunlar hepsi biliniyor. Kulüpler de biliyor, stat amirleri de biliyor, TFF de biliyor, emniyet de biliyor. Ama cezaya iş geldiğinde verilemiyor. Çünkü herkes birbirinin aile dostu, arkadaşı, bilmem nesi, şusu, busu, iş yine affetmelere gidiyor ama sonrasında Allah korusun işte o Göztepe Altay maçında yaşanan olayda o taraftarın başına gelen olay çok şükür ölümle bitmedi ama ölümden beter bir durumdu o vatandaşın, o taraftarın hali. Umuyoruz bir daha yaşanmaz diyeceğiz ama yine yaşanacak ve biz bunları yine konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi son olarak Halim Yiğit diyeceğiz.
Dün akşam ön libero programı İçeride TV-San TV ortak canlı yayınında sizlerle buluşmuştuk ki her salıda yine bu ekranlarda sizlerle buluşuyor. Mersin İdman Yurdu'nun basın sözcüsü Halim Yiğit dün stüdyo konuğuydu. Önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle vurguladığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 2,5 milyon TL destek olduğu ve bunun başarıyla orantılı olarak artabileceğine değindi. Muğdat Çelik'e değindi. Eski başkanlardan Ali Kahramanlı'nın destek verip vermediği sorusuna değindi. Daha birçok konuya değindi. Tabii tamamını haber bültenimizde yer vermemiz mümkün değil ama şöyle küçük küçük başlıklar halinde ekranlara getireceğiz. Üçüncü lig birinci grupta ilk yarıyı lider kapatan Yeni Mersin İdman Yurdu'nun basın sözcüsü Halim Yiğit, İçel TV, San TV ekranlarında her salı ekranlara gelen Ön Libero programına konuk oldu. Takımın ilk yarısını değerlendiren Yiğit gündemi meşgul eden önemli konulara da değindi. Sezonu 39 puanla tamamladık. Bu 39 puan maç başı 2.3 ortalamaya tekabül ediyor. Bu da önemli bir başarı olarak istatistiklerde yerini aldı. İkinci grupta Karamanspor 36 puan toplamış. Üçüncü grupta Kepez Belediye 33 puanla tamamlamış. Dolayısıyla üçüncü ligde ilk yarı sonu itibariyle en başarılı ekip konumundayız. Yani rakamlar ortada. Bunu gösteriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Hedefimiz 2.2'nin üzerine çıkmaktı. Sezon sonuna kadar ortalamayı 2.2 belirlediğimizde şampiyonluk için yetecek bir sonuç olarak hesaplamıştık. Cuma günü burada toplanıyoruz. Birinci etap kampımız Mersin'de olacak. Mersin. Ayın 30'una kadar. 31'i ve 1'inde izin var. Yılbaşı izni var. Ayın 2'sinde ikinci etap kampımızı yapmak üzere takım Antalya'da toplanacak. 3-4 transfer yapacağız. Her bölgede olacak. Kulübenin de güçlü olması önemli. Büyükşehir Belediyesi'nin takıma sağlayacağı destek noktasında en az 2,5 milyon lira bu sene size destek vereceğim. Şampiyonluğa gittiğiniz noktada bu bütçeyi ihtiyaç doğrultusunda daha da arttırabiliriz gibi. Bir bölümünü aldık. İnşallah almaya devam edeceğiz. Evet. Bugün bahsettiğimiz bütçe 35 milyon. 15 milyon, en az 15 milyonu başkan ve yönetim kurulu veriyor. Yerine getiriyor. Ya 20 milyon lira bir eksiğimiz kalıyor. Yani. Ali Kahramanlı bu takıma hiçbir katkıda bulundu mu? Loca aldı başkanım. Tavan ücretten loca aldı. Bir ay içinde 2023 yılının Ocak ayında Mersin İdman Yurdu Store açılıyor. Evet. Bu müjdeyi Alim Başkan vermiş oldu. Yeni Mersin İdman Yurdu. Yeni Mersin İdman Yurdu anonim şirketiz. Bizim biyolojik bağımız yok. Buradaki konuşmalar... Evet, Halim Yiğit'i izledik. Dediğimiz gibi konuşmaların tamamını vermemiz mümkün değil ama tekrarını İçel TV, San TV sosyal medya hesaplarından da izleyebilirsiniz. Gerçekten önemli açıklamalardı. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi nezdinde verdiği rakam hatırı sayılır bir rakam 3. lig için 2,5 milyon TL artı başarıya orantılı olarak artabilir dedi ki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer ilk seçildiğinde balkon konuşmasında bir söz vermişti. Mersin İdman Yurdu'na öyle bir reçete yazacağım ki bir daha asla hastalanmayacak demişti. Kendisine geçtiğimiz sezon Ankara'daki final maçında yine bu ekranlardan bizzat Ankara'ya giderek Seçer de gelmişti, Sayın Başkan da gelmişti. Kendisine mikrofonları uzattık ve o reçeteyi sorduğumuzda da gerekeni yapacağız demişti Vahap Seçer. Şimdilik en azından 2,5 milyon TL ile Mersin İdman Yurdu'na bir katkı sağlandığı açıklandı. Tabii yeter mi? Yetmez. Halim abinin söylemiyle diyorum 30-35 milyon TL'lik bir bütçeden bahsediliyor ki bu bütçeler bu ligler için oldukça yüksek rakamlar ama başarı için de biraz cefa çekmek gerekiyor. Biraz eli cebe atmak gerekiyor. Yoksa o başarıyı elde etmek çok kolay olmuyor.
Diyelim şimdi haber bültenimizin sonuna geldik ama küçük de bir hatırlatma yapalım. Yarın saatler 15.00'ı gösterdiğinde İçer TV ekranlarında Serbest Atış programının ikinci yayını canlı olarak ekranlara gelecek. İlk programıyla açıkçası beklentilerin üzerinde bir izlenmeye sahip oldu, etkileşime sahip oldu. İlayda Özbek hocamızı misafir etmiştik. Galatasaspor'un kadın teknik direktörünü. Yarın da yine kadın futbolunu konuşacağız ve bu kez konuğumuz Kavaklıspor Kadın Futbol Kulübü'nün sevgili antrenörü Şimal Yoksula Bakan hocamın ismi biraz zor söylendiği için bakmak zorunda kaldım. Şimal hocamızı konuk edeceğiz. Önümüzdeki hafta ise Metin Saltık stüdyo konuğumuz olacak bir aksilik olmazsa ve sonrasında çok daha farklı formatlarda serbest satış ekranlara gelmeye devam edecek değilim. Şimdilik bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.